Sağ ol Nesrin'cim. Kusura bakma. Atamadım kapıya. Git diyemedim. Yine koruma onu ama, olur mu? Bak bunca yıl sonra çıkıp geldi. Eğer kızımı benden koparmaya kalkarsa bu sefer hiçbiriniz tutamazsınız beni. Allah ya ona verir ya bana verir. Yok canım, olur mu hiç öyle bir şey? Siz ne yaptınız dün? Türkan nasıl? İyi. Telefonla konuştuk. Da o telefon konuşmasına gelene kadar yani. Of, perişan olduk. Sadık dünyanın lafını saydı kadına. Haklı ama abim. Haklı tabii. Ya ben de kahroldum. Abim Türkan'la konuştuktan sonra sakinleşmiştir. Biraz. Ama niye çocuğun düştüğünü haber vermiyorlar bize yani? Sen bilmiyor musun yeğenini? Türkan böyledir. Çocukken de hasta olurdu. Ay annem üzülmesin diye saklardı. Türkan söyletmemiştir. Yine de bu işe benim pek aklım yatmıyor Nesrin. Koskoca kız merdivenlerden yuvarlanıyor. Yetmiyormuş gibi Rüçhan Hanım gidiyor. Kızı alıyor kendi evine getiriyor. Sebep Somer çok çalışıyormuş. Çalışmasın efendim, işçi mi bu patron, yeni evli adam? Çalışmayı versin. Ay nasıl çalışmayı versin? Patron diye çalışmayacak mı? Adam yeni fabrika kurmuş. Tabii ki çalışacak. İşinin başında duracak. Madem Rüçhan Hanım geline bu kadar meraklıydı, gidip yanlarında kalsaydı bari. Kızımı yanına aldıysa bir oda gece konduya almadı ya. Saray gibi ev, hizmetçilerle dolu. Kızım rahat etsin diye almış götürmüş. İyi de kendi evi değil. Çocuk şöyle gönlünce gerine gerine çeyizini serseydi ya, fena mı olurdu? Yarın öbür gün o da olur inşallah. İnşallah.